Selamlar. Bugün çok işim var dışarıda, çok mutsuzum o yüzden. İlk önce anneme ip alacağım, sonra bana yem alacağım, sonra okul için kitap alacağım, sonra burun bandı alacağım, eve geleceğim. Valla sesim ne kadar duyulacak, yüzüm ne kadar görünecek bilmiyorum ama bütün yolu boşuna geldim. Çünkü ip kalmamış, pandemiden ötürü mal gelmiyormuş. Şimdi başka yerlere gideceğim. O kadar. Sormadan bulamıyorum. Ama şimdi ilk defa tek tek her yere bakacağım inşallah. Geldim. Şükür. Cici bebe aldım kendime. Canım çok istedi birden görünce. Sonra 101'de böyle bir siyah nokta bandı var. Burun bandı yani. İçinde 6 tane var. İlk kullandığımda hiç çıkarmamıştı. Çok ıslatmamışım burnumu. O yüzden hiç çıkarmamış. Sonra kullandığımda bayağı iyi geldi. Belki akşamüstü falan gece yatarken falan yaparım. Ama ne kadar çıkardığını göstermeyeceğim. Milletin siyah nokta bandı şeyini izleyince midem bulanmıyor ama kendimkini görünce midem bulanıyor. Çok çirkin bir şey. O yüzden göstermeyeceğim ama çok güzel çıkarıyor gerçekten. Ve çektiğim kuşları da gördünüz mü? Aralarında bir tane bembeyaz muhabbet kuşu vardı. Balı aldığımızda yoktu ama alır mıydım acaba? Bilmiyorum. Şu an balı çok sevdiğim için almazdım derim ama belki o anda beyazı görsem beyazı alırdım. Normalde mesela en sevdiğim renk lila, mor ve bir tane de orada hala duruyor muhabbet kuşu mor lila rengi ve onu almadım. Bilmiyorum. Canım balı çekti. Balı aldım. Onu çok seviyorum. Öyle işte. Çok yoruldum. Diyanara girdim. Kitabı aradım ve bulamadım. Çünkü kitap yokmuş. Siparişini verdik. 4-5 gün içinde gelecekmiş. Gidip oradan alacağım. Şu an o da ertelendi. Okurum diye heveslenmiştim bugün ama artık öbür kitabıma başlarım. Geçen aldığım. İleriki saniyelerde sizin için en çok takip ettiğim Instagram sayfalarını hazırladım dün gece. Onun da görüntüsünü koyayım. Bu listeleri birazdan anlatacağım ama üstümü başımı bir değiştireyim, kendime geleyim, bir kahve falan içeyim. Kahve falan içeyim diyecek insan oldum. Videoda kahve sahnesi çeke çeke kendim de kahve içmeye alıştım, tebrik ediyorum. Kahvemi yapayım, cici bebemi de alayım, üstümü değiştireyim, geleyim. Şimdi telaffuzlarına kadar baktım bazılarının ama yanlış okuyacağım oluyordur, olur illaki. O yüzden kusura bakmayınız. Konuşamıyorum tanrım. Kiha ale akiha ne be? İnşallah dişimde telme kalmaz. Şimdi birincisi Where Are The Pains diye bir sayfa var. Bu sayfada art journal yapan bir hanımefendiciğimiz var. Çok güzel şeyler yapıyor. Genelde ondan bakıyorum, ağlıyorum. İkinci, bunu okumayı bilmiyorum. Shazada. Bu sayfada da yemek tarifleri var ama yemek tarifinden kastınız böyle şey. Kadının çekimleri vintage tarzda böyle sanki. Pride and Prejudice. Niye Türkçe konuşmuyorsun Ece? Gurur mu Önyargı, Jane Austen, yok işte Uğultulu Tepeler tarzında. Üçüncüsü Agnes Embroidery ya da Agnes Embroidery. Kasnak işlemesiyle ilgili bir sayfa. Buradaki sayfamız güzel diyetisyenimiz Beste. Beste ile beslen sayfası. Beste ile yeni tanıştık bu arada. Ve sanki yıllardır tanışmışız gibi diyoruz birbirimize. Diyetisyen hanımefendimiz o kadar güzel böyle hani çok affedersiniz ama salağı anlatır gibi tek tek anlatıyor. Postlarında açıklama kısmında her şeyi yazıyor. Öyle. Adventuring Bath diye bir tane sayfa var. Bu kadın gerçekten kalede yaşıyor. Bildiğimiz kale. Yani
Gerçek hayatta kayada yaşıyorsun, anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Lütfen bir kerecik gidip bakın yani. Hani benim onları övmemde bana bir yararı yok ama gidip görünce siz de seveceksiniz yani. Ondan sonra kahveyle ilgili bir sayfa var, ismi bu. O sayfaya keşfette denk geldim. Böyle kahve yapma sahnelerini tek tek gösteriyorlar ve o kadar güzel bir arka planda hazırlıyor ki kahveyi. Böyle en son buzların üstünden kahveyi döküyor. O kahvenin akışı harika. Çok estetik bir sayfa. Ve son olarak da Gaye'nin sayfası var. Gaye de böyle şey tarzında, o da genelde Dark Academia tarzında takılıyor. Instagram hesabına girdiğinizde böyle en aşağısına kadar inin ama böyle renk tonları var. Ben hep yapmaya özenmişimdir, ona da dedim böyle. Hani sarı tonları var, mavi tonları var, daha da koyulaşıyor falan. Çok güzel şeyler yapıyor. Hani günlük hayatını paylaşıyor. Böyle hani bu fotoğrafı çekeyim de geçiş fotoğrafı olsun diye değil. Hani o anda gerçekten gözünün hoşuna giden şeyleri çekip paylaşıyor ve renklerini uyduruyor. Çok güzel. Ben yapamıyorum bunu. Önceki videomda mesela minimal fotoğraf çekmeye çalışıyorum dedim ve yine bozuldu. Şu anda temam yok. Bunu yapabilmek benim için zor bir şey. O yüzden Gaye bunu başarıyor. Onu tebrik ediyorum. Helal olsun kardeşim. İşte böyle. Bu bir arkadaş övme videosudur. Bazen de YouTuber'ları övme, bazen de Instagramer'ları övme videosu olabilir. Nereden baktığınıza bağlı. Bu kadar. Daha bu videoyu kapatmayacağım burada bu arada. Sadece sohbet kısmı olsun dedim. İlerleyen saniyelerde görüşürüz. Rutinimizi bozmayalım. Da 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 da. Küçük bir tarlamız oldu bizim burada. Var ki var burada. Aa. Ne yapıyorsun ağaç kakan? Kadar güzel yaptı ki şu an burnum kayıyor. Harika bir şey. Artık bana da dinlenme vakti diyor. Bu No 5 oluyor. Kaldı geriye 2 video. Yarınki videoda saat 3'te görüşürüz. Bye bye.